kabir kadar beni korkutan bir alem olmadı. Neden ya Resulullah? Çünkü kabirde nasıl başlarsa mahşerde öyle gider. Onun işte en son o cehennemden çıkan mümin, yani yedinci kademesi veya yedinci tabakası veya yedinci kıtası, Allah bilir, cehennemin müminler inandığı gibi yaşamayan müminlerin olduğu yer ve orası sonunda bitecek. İşte en son çıkan diyor fakir lakabı o insanın, ona bu dünya kadar bir yer hususi mülk olarak veriliyor. Bu dünya kadar. Demek sistem birbirine benziyor. Mikro ve makroda en küçükte en büyükte benzerlik var. Bu dünya kadar bir yer var. İçinde yüz binler saraylar var. Fakiri bu. Ama bu bahsettiğim bu maddi cennet değil. Sekiz kademe cennet değil. Evet. O en tepede, Arş-ı Azam'da, ötesinde Peygamber Efendilerimizin bulunduğu daire var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'ta gittiği noktalar. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor Miraç'ta hangi tabakada görüştüyse, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın perdesi arkasında Kelimullah olan Allah diyor orada hazırdı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın perdesinde de mazhar olduğu aynada da Habibullah'tı. O Habibullah'ı gördü, o Kelimullah'ı gördü. Hazreti Musa Aleyhisselam da gördü, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da gördü. İşte ehli cennet, cennetin dışına çıkıp bazıları cumadan cumaya gibi, bazıları belki beş vakit, bazıları belki her vakit, belki derece ve konumuna göre bazıları hep orada olmakla beraber aynı anda cennette. Peygamber Efendilerimizin yanında belki. Durumuna göre, takvasına göre, konumuna göre, isteğine göre, dünyadaki derecesine göre. Kimseye adaletsizlik yok. Bırak karşılığını, en büyük lütuflarla herkese lütuf ve ihsan ediliyor. İşte orada o perdelerden Cenab-ı Hakk'ı görmek, en üst perdeden Habibullah'tan, Aleyhisselatü Vesselam'dan, değil mi? Kab-ı Kavsen makamına giden tek mahluk. Habibullah'tan Allah'ın rızasına, lütfuna, tecellisine, kurbiyetine, cemaline mazhar olmak. Hatta Efendimiz şöyle ifade ediyor bizim anlayacağımız tarzda Aleyhisselatü Vesselam. İşte o makama geldiği zaman diyor insan cennetten çıkıp o Cenab-ı Hakk'ın cemalini ve kemalini ve muhabbetini, ruhundaki tecelli aksini, tecelli aks deyince sakın böyle şey olmasın, bilmiyoruz. Bunlar böyle bir yaratılmış mahlukattan insan ve cinler ve ruhaniyata mazhar olmuş. Keyfiyeti çok yüksek hakikatler. Ona diyor mazhar olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhundan gelen o tecelliyle yaratılmamış bir cemali gören o insan ruhunun diyor alabildiği kadar o cemali alır, sonra o cemalden mest olur ve düşer bayılır. Evet, hadisil bir mana caizdir. Sonra diyor melekler diyor onu alırlar, maddi cennete diyor geri getirirler. Maddi cennete. O diyor bir müddet kendine gelemez. Ama o cennetin sakinleri, işte oradaki çocuklar, belki oradaki huriler, belki oradaki gılmanlar, oraya gidemeyenler. Kadın ve erkek, dünyadan giden herkes oraya gidecek. Mümin ve mümineler. Etrafında o kulun tavaf etmeye başlarlar. Nur geldi çünkü. Ve diyor kendine geldiği zaman bakar ki her şey değişmiş. Keyfiyet artmış böyle. Sonra onu bir hazım süresi var. Belki orada olanların devamlı bir surette böyle çok dehşetli terakkileri var. Ama oradan gelen insanların seviyesi diyelim onlara göre daha aşağı olanlar, o cennetin keyfiyeti değişmiş, mahiyeti değişmiş, o Esma-i Suna'nın tecellileri değişmiş, zevkler değişmiş, lezzetler değişmiş. Onu bir hafta veya bir gün veya bir vakit gibi, namaz vakti gibi durumuna göre, konumuna göre hazmeder, bir daha görmeye gider. Ve bu doğurgan döngü. Allah'ı görür, cennette onu müşahede eder. Bir daha Allah'ı görür, bir daha cennette müşahede eder. Cennet ehline müşahede ettirir. Bu doğurgan döngü ebediyen böyle terakki ede ede devam eder. İşte bunu nasıl anlayacaksın ki? Ya nasıl bu dünyaya bağlanıp kalırsın? Yani anne karnından ben çıkmayacağım. Nasıl çıkmazsın?
Dünya çok güzel. Niye orada duruyorsun değil mi? Anne karnındaki çocuğa desen. Hadi gel. Suyun içinde ne işin var? Fazla durursan orada bak ölürsün yani. Dünyaya gel. Dünyada ne işin var? Asıl yerin burası değil. Değil mi? Berzahta cennet bahçeleri seni bekliyor. Onlara ne korku vardır ne üzüntü vardır diyor Allah. Mahşer seni bekliyor. Kıyamette azametini ve kudretini göreceğiz böyle. Ya Rabbi sen ne büyüksün diyeceğiz. Bizim için bütün alemi yıkıyorsun. Sen ne kadar rahimsin. Sana kıyamet, mahşer o celal ve azamet içinde cemali kalbine duyuracak. Yeter ki imanlı gitmek şartıyla. Cennete geldiğin zaman selamun aleyküm tıbdun fetulüne halidin. Selametim üzerinize olsun. Ebedi mekanınıza buyurun diyecek Cenab-ı Hak. Ne demek bu bilmiyoruz. Ama diyor Allah onları müjdele. İşte ikinci kısım da o dinlenme yeri gibi veya dinlenme olmadı. Yanlış kelime. Hazmetme, terakki etme yeri de saadet-i cismaniye. Yani kazuratı olmayan, etten kemikten bedeni olan, kemik iliklerine kadar tat alabilen, ruhun elinde olan, ruh şu anda benim bedenimde dünyada hapis, orada ruhun elinde beden bir alet. Ruh bedenleri kapsamış, hatta bir tane beden yok. Derste belki denk gelirse o da gelecek. Nasıl 30 trilyon tane hücren bir araya gelmiş, şu anda bir vücut teşkil etmişler ama her birinde potansiyel bir insan var DNA'sında. Her birinden bir insan çıksa 30 trilyon ayrı yerde, 30 trilyon ayrı sohbeti aynı anda tek bir ruhta toplanıp aynı anda bütün lezzetleri aynı anda duyabilecek bir kapasiten var. Görmesen tabii şeye de inanmazdın değil mi? İnsan nefsime diyorum. Bir damla sudan insan olacağına da inanmazdın görmeseydin. Değil mi? Ya dersin bu yumurtadan bu tavuk olur mu? Ya azamet ve kudret orada ruh tam kemalinde. Beden de elinde bir cihaz, bir alet. Bedene ihtiyaç var mı? Evet. Yani usta ne kadar mükemmel olursa olsun o maddi lezzetleri tatması için nasıl ustanın bir anahtara ihtiyacı var? İşte o beden ruhun elinde bir anahtar hükmünde. Maddi lezzetler, manevi lezzetler iç içe geçmiş, esma-i ilahi lezzetleri, zat-ı ilahiyenin varlığı iç içe geçmiş böyle kemik iliklerine kadar, ruhun en derin yapısına kadar, latifelerine kadar o feyizle beraber, lezzetle beraber terakki var. Evet. İnsan neyin peşinde ya? Cennet deyince masal ülkesi zannediliyor. Veya işte gelişmiş böyle bir otel zannediliyor. Hiç alakası yok. Ve hatta böyle düşünmek bir nevi böyle bir nevi neyse böyle söylemeyeyim de Allah korusun böyle. Yani edep dışı. Edepsizlik değil de edep dışı diyelim.